Türkiye'nin Kaleciler Özel, Kalecilerin Dünyası YouTube kanalında buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilerine Özel YouTube kanalı Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kaleciye Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'ndan buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel Kalecilerin Dünyası YouTube sayfasına sizleri de bekliyoruz. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı Kalecilerin Dünyası'nda buluşmak üzere. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kaleciye Özel YouTube kanalı olan Kaleciler Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel Kalecilerin Dünyası YouTube kanalında buluşmak üzere. Sevgiler. Sevgili kaleci dostları, bugünkü konuğumuz bir dönem Beşiktaş Kalesi'ni korumuş ve Beşiktaş tarihine geçmiş kalecilerden Fevzi Tuncay. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sizleri gördük Kaleciler Dünyası'nda. Çok mutlu olduk. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum şahsım adına. Ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu dönem biraz sancılı geçiyor bu hastalıklardan dolayı, koronavirüs olayından dolayı. Sizi de mutlaka etkilemiştir, evlere hapsolduk. Tabii bu süreçte günleriniz nasıl geçiyor hocam? Tabii herkes gibi evdeyiz biz de. Evdeyiz derken sahaya da gidip geliyorum. Tabii sahada da zaman geçiriyorum. Orada da arkadaşlarım da var. Daha çok tabii kitap okuyarak zaman geçiriyorum, film izliyorum. Birazcık kendi gelişimimizle ilgili bu aralar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu dönemi bu şekilde değerlendirerek geçireceğiz ve inşallah bu geçici durum sonlandığında sonrası çalışmalara başlayacağız. İnşallah hocam. Hocam tabii hepimizin merak ettiği çok değişik Türk tarihine geçen bir kaleci kariyeri yaşadınız. Bununla ilgili konulara başlamış olsak, mesela kaleciliğe nasıl başlamıştınız? Oralardan girip Beşiktaş dönemine kadar bir geçiş yapabilir misiniz? Tabii ki. Ben kaleciliğe 12 yaşında başladım. 12-13 yaşında başladım. Aslında kalecilik için biraz geç bir dönemde başladım ama hayatımda sporun hep yeri vardı. Ben 5-6 yaşında yüzmeye başladım. 7 yaşından 12 yaşına kadar olan süreçte de sürekli basketbol oynadım. Babamın daha önce kalecilik yapmış olması beni kalecilik mesleğine itti. Çok seviyordum. Basketbolun verdiği avantajları da kullanarak 12-13 yaşında kaleciliğe dönüş yaptım. Devamında da genç milli takımlara seçildim. Genç milli takımlarda oynamaya başladım. Son olarak da 1994 yılında İrlanda'da Avrupa şampiyonu olan genç milli takımın kalesini koruyordum. Ve 94 yılında bu şampiyonadan sonra Beşiktaş'a transferim gerçekleşti. Kalecilik oluş hikayem böyle. Evet hocam. Zannediyorum babanız da kalecilik yapıyordu. Sizin kaleci olmanızda etkisi oldu mu? Tabii babamın kaleci olmamda etkisi çok büyüktü. Babam amatör olarak oynamıştı ama tabii ben küçük yaşlarımda 6-7 yaşında, 8 yaşındayken babam yine oynuyordu. Hatta sonrasında bir kurumda görev aldığında o kurumun takımında da görev yaptı. Onun sporcu kişiliği, kaleciliği tabii ki beni çok olumlu yönde etkiledi ve bu mesleği sevmeme sebep oldu. Akabinde de kaleci oldum ben de. Evet. Hocam kaç yaşındaydınız Beşiktaş'a geldiğinizde? Ben Beşiktaş'a geldiğimde 17 yaşındaydım. Liseyi yeni bitirmiştim. Liseden mezun oldum. Senede Beşiktaş'a transfer oldum. Hocam tabii o dönemi hatırlıyorum. Bizim dönemler. Ben de çok iyi hatırlıyorum o dönemleri. O kadar genç yaşta tabii bir Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir kulübe transfer yapmak kolay bir şey değildi. Hatta orada oynamak zaten
çok daha zordu. Siz bunu başarmış insanlardan birisiniz. Beşiktaş'tan evet. Önce mesela sadece Beşiktaş mı o zaman talip olmuştu? Başka takımlar var mıydı size? Yok, başka takımlar da vardı. Şampiyonadan döndükten sonra Gençler Birliği, Trabzonspor, Galatasaray, Antalyaspor, Altay, Konyaspor ve Beşiktaş talip olan takımlardı. O zaman zaten biliyorsunuz o dönem cep telefonları yok. Evimizin telefonu hiç susmuyordu. Sürekli babamı ararlardı. En ciddi anlamda İlhan Cavcav rahmetli çok babamla görüşmeleri oldu. Alp Yalman'ın çok görüşmesi oldu. Beşiktaş'la iki kere görüşüldü. Beşiktaş'a transferim şöyle oldu. Hiçbir yere babam söz vermemişti. İşte gelin görüşürüz şöyle böyle diye geçiştirmişti. Son lig maçımız Muğla Spor, Salihli Spor maçından sonra Süleyman Seba Muğla'daymış ve maçı izlemiş. Tabii benim maç sırasında bundan haberim yoktu. Ve ben o maçta oynadım. Ben şu anki PTT'lik seviyesindeydim Muğla Spor. İkincilikti o zaman. Birincilik, ikincilik, üçüncülük vardı. 16 yaşında ikincilikte oynayarak zaten bir profesyonellikte oynayarak başladım. O maçın hemen akabinde kulübe çağrıldım. Süleyman Seba oradaydı. Ve seni almaya geldik dedi. Ondan sonra direkt gittik zaten İstanbul'a ve Beşiktaş transferim gerçekleşti. Hocam sizi tabii ben çok iyi tanıyorum geçmişte aynı dönem olduğumuz için. O Beşiktaş'a gidişinizde de zannediyorum Süleyman Seba'nın kişilik yapısı, duruşu, vizyonu çok önemli oldu diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Kesinlikle öyle. Şöyle ki ben Galatasaray taraftarı olan bir babanın oğluyum. Evet. Annem Beşiktaşlı, babam Galatasaraylı. Hani ben ikisinin arasında büyüdüm. Tek çocuğum bir de ben. Hani birisi Galatasaray forması alır giydirirdi üstüme. İşe giderdi. Annem hemen çıkarttırırdı onu. Beşiktaş formasını giydirirdi. Böyle bir ailede büyüdüm. Sonrasında tabii Süleyman Seba'nın oraya gelmiş olması babamın zaten direkt tercih sebebi oldu. Yani oğlum dedi, Süleyman Bey gelmiş dedi. O dedi çok işte anlattı. Tabii benim de o çocuk halimdeki, çocuk diyorum ben halime o zaman, 16 yaş 17 yaş hala çocuktuk. Evet dedim, baba haklısın. Ve Süleyman Bey'in gelmesi çok büyük etkendi transferimde. Evet. Hocam bu süreçte Beşiktaş'ta ilk mesela benim merak ettim. İlk idmanlara çıktığınızda, ilk sahaya çıktığınızda nasıl duygular yaşadınız? Bunu kaleci İlk antrenman İlk antrenman Fulya'daydı. Tabii benim için çok büyük bir heyecandı. Ve şimdi öyle bir yere geliyorsunuz, Beşiktaş'tasınız ve antrenmanda bile 1000 kişi, 1500 kişi var seyirci. Yani bu acayip bir duyguydu. Ve hani bulunduğunuz ortamdan tabii çıkarken tabii sadece görevlerin olduğu bir takımda antrenman yapıp Beşiktaş gibi köklü bir kulübe gidip dediğiniz tabii gibi 1000 kişilik bir antrenman boyutunda aynen. İnsanın hayalleri çok farklı düşünceler. Yani çok tabii farklı duygular hakimdi o zaman bende. Çok heyecanlıydım tabii ki. Ama çabuk adapte oldum ve yani seyirci öyle bir sahiplendi ki o duyguları, o heyecanı daha doğrusu çabuk atmama vesile oldular. Bir bütün haline gelmiştik. İşte 17 yaşındayım, tribüne çağrışları antrenmanda bile beni çok mutlu ediyordu. Çok büyük, çok mutluluk duyguları vardı içimde. O duygularla çıktık ilk antrenmana. Sonrasında da ilk maçı oynadım. İlk maç önemli hocam. İlk maç kimle oynamıştınız, hatırlıyor musunuz? Yurt dışından kamptan geldik. Yurt dışında bir Borussia Dortmund maçı oynamıştık. 3 tane penaltı kurtarmıştım ben. Evet hocam. Hatta evet. Tony Schumacher yanıma gelmişti. Onunla sohbetlerimiz olmuştu. Döndüğümüzde 2 Ağustos olması lazım. 2 Ağustos 1994'te Kadir Akbulut'un jübile maçı vardı. Trabzonspor'la oynadığımız. İlk İnönü Stadı'nda sahaya ayak bastığım maç oydu. 3-0'da kazandık maçı. Ama tabii sahaya çıkarken dizlerim titriyordu. Yani onu hissettim ısınmaya çıkarken. Hocam. Ben orasındayım hocam. Yani oradaki hisleriniz, duygularınızı bize anlatır mısınız? Bu yani arkadaşlar merak ediyor. 25 bin, 30 bin seyircinin içine çıktım bir anda. Gerçekten ısınmaya çıktığım anda dizlerim titriyordu. Açık net bunu söyleyebilirim. Çok heyecanlanmıştım. Tahmin ediyorum. Hani inanılmaz bir heyecan vardı bende.
ısındık, içeriye girdik. Ondan sonra o heyecan geçti bende. Yani o heyecan tabii hiçbir zaman geçmedi. Hani o korku, endişe, ya yapamazsam duyguları geliyor insanın içine ister istemez o anlarda. Onlar daha sonrasında kayboldu tabii ki bir özgüvenle. Sahaya çıktım, çok da iyi bir maç çıkartmıştım o maçta. Ve 3-0'da kazanmıştık. Çok güzel duygulardı benim için. Evet. Hocam, tabii süreç içerisinde çok ciddi, güzel, başarılı maçlar çıkarttınız. Ama siz de biliyorsunuz ki kalecilerin kurtardıklarından çok yedikleri goller biraz ön plana çıkıyor. Hele böyle evet. Sizin maalesef bütün kalecilere örnek olabilecek hani olumlu veya olumsuz bakış açısına göre değişir. Bir şanssızlık yaşadınız Galatasaray maçında. Dolayısıyla ondan sonraki mesela o andaki duygularınızı öncelikle merak ediyorum. Tabii mesela o golü yenildiğinde tabii o görüntüler benim hala gözümün önünde televizyondan seyrettiğimizde. Yani mesela o an siz ne hissetmiştiniz hocam? Onu merak ediyorum öncelikle. O anda şöyle bir şey var. Yani o dakikaya kadar 78. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi oynadığım bir maç. Yani Galatasaray'la adeta gol atmak için uğraştı ama bir türlü gol atamadıkları bir maç şeklinde geçiyordu. Hocam burada araya girebilir miyim? Bir Hacı'nin topunu çıkarttınız, bir Ergün'ün ceza sahası dışından topunu ters kolla çıkartmıştınız. Evet. Dediğiniz gibi çok başarılı giden bir maçtı. Ama o şanssız ana geldiğimizde hocam ne hissettiniz? Yani top sekti, topa vuramadım, gol oldu ve bir anlık bir yıkım yaşadım orada. Aslında yapmamam gereken bir şeydi. Tabii 20 yaş, 21 yaş çok genç yaşlar. Çok stres düzeyi yüksek bir maç. Ve o şekilde yenilmiş bir gol. Bir an orada kendimi suçlu hissettim. O golün sebebi bendim diye düşündüm. Ve bir yıkıma uğramıştım. Anlık bir yıkım yaşamıştım. Hatta kapandım orada sahaya. Evet. Sonra bir 30 saniye, 40 saniye sonra toparlamaya çalıştım kendimi. Ve maç o şekilde 1-1 bitti. Ama o anda yaşadığım bir suçluluk duygusu vardı ve bir yıkım vardı sonuç itibariyle bende. Duygularım bunlardı. İşte, ama aslında yapmamam gerekenlerdi bunlar. Düşünmemem gerekenlerdi. Maça devam etmeliydim. Sonrasında devam ettim ama öz duygu orada hissettiğim buydu. Tabii hocam herkes orada sizi hatalı gördü. Ama bir meslektaş olarak şu anda daha geniş bir pencereden baktığımızda oradaki Hasan Agiç'in size verdiği pasın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü o pozisyonda hem dominant olmayan ayağıyla sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen sol ayaklı size verdi. Evet. Artı merkeze doğru bir top atılması kaleciye. Ve tabii orada da kaleci şanssızlığı. Zaten bir kaleci böyle golleri biliyorsunuz. Hani hayatında kaç defa evet. yiyebilir. Zaten sizin bir kere zaten. Yani bu tarz bir gol bir kere yenir. O da sizin başınıza geldi. Artı topun sekmesi zeminden dolayı. Mesela o golü analiz ettiğinizde hocam şu anki tabii şu anda kaleci antrenör olarak da görev yapıyorsunuz. Şu anda bir kaleci antrenör gözüyle neler söylersiniz hocam? O gol sadece sizin hatanız mıydı? Başka yani tabii ki yani benim hatam son noktasıydı işin. Bütüne baktığımız zaman olayın bütününe top geldiği anda Halil Agit çerçevenin dışına pas atsaydı hiçbir problem yaşamayacaktık. Ve o pozisyonu tekrar incelediğimizde Halil Agit'in sağ tarafında bana göre sol tarafta bizden iki tane daha oyuncu var ve hiçbir rakip oyuncusu yok. Topu sol ayağıyla ayağının içiyle o tarafa doğru taca doğru da vurabilirdi. Çünkü rakip arkasından baskıya gelmişti. Bana verecekse de illaki çerçevenin dışına atmalıydı. Şimdi biz çocuklarımıza öğretirken ilk söylediğimiz defans oyuncularına ilk söylediğimiz şey geri paslarında çerçevenin dışına geri pası attın kalecilere. Bir de o gün saha zemini ıslak. Bu da topun hızlanmasına sebep oluyor. Artı çimin orada bir kalkmış olan bir parçası varmış. Hiçbirimiz bunu göremedik. Göremeyiz zaten o an içinde. Evet. Gözümüz topta çünkü. Ve ayağımı salladıktan sonra sektiği için top hiçbir müdahale şansım kalmadı. Ben daha hareketlenmemişken top sekseydi topu tutardım kendim atardım taca. Ama
Artık ok yaydan çıktıktan sonra evet, top sekince denilen pozisyon herhalde. Yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Tıpkı adımda yakalandığımız pozisyonlar gibi. Yani bu da onun bir benzeriydi. Ama burada en can alıcı nokta çerçeveye doğru verilen geri pası. Onu çerçevenin dışına vermek gerekiyor. Evet. Zaten öyle bu tarz yapılan bir hatanın yansımaları hani şu anda daha net görüyoruz. Sizin kariyerinizde çok büyük bir etkisi oldu. Aynı zamanda o maçı değerlendirdiğiniz zaman bir kaleci hatası olarak bakıldığında ben bu sizin şanssız golünüze kaleci şanssızlığı diyebileceğim bir pozisyon. Ondan daha öncesinde Şifo Mehmet'in golünde Tafarel'in yanlış pozisyon alması zamanlama hatasıyla yeniden bir gol var. Ben hatta hocam o konuda hep şunu düşünüyorum. Eğer siz o golü yemeseydiniz, Tafarel o golü yemiş olsaydı, Tafarel'in yediği gol daha öne çıkıp şampiyonluktan etmiş olacaktı. Belki 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonuna belki darbe vuracaktı o psikolojiyle. Evet. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani çok çok zincirleme belki başka noktalara gidecekti olay. Tabii ki o sizin hayatınızı etkiledi. Demek ki kader dediğimiz kısım bu olsa gerek. Evet. Siz etkilenmiş oldunuz. Tafarel o maç 1-0 bitse, Tafarel o golü yemiş olsa belki de tabii bu tahmin mutlaka. UEFA şampiyonuna giden bir yolda bir kalecinin travma yaşamasına sebep olabilirdi. Tabii o ne kadar atlatırdı? Olabilirdi. Yani sizin yaşadığınız duygusal çöküşleri yaşar mıydı? Onu bilemiyoruz tabii. Hani onu yaşarak görmek gerekirdi. Tabii bu süreçte hocam ben merak ettiğim konulardan biri bu. Sizin yediğiniz golden sonraki şöyle söyleyeyim yaşadığınız süreç genç kalecilere nasıl ışık tutmalı hocam? Şöyle ışık tutabilir. İşte az evvel de bahsettiğim gibi aslında yapmamam gereken bir hareketti. O yıkım, o duygusal çöküş, anlık olan olay. Zaten Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra futbol hayatımın devam ettiği süreçte 24-25 yaşından sonra elbette ki hatalı goller yine yedik. Ama hiç böyle bir yıkım yaşamadım. Bu biraz olgunlukla ve tecrübeyle alakalıydı. Aslında en önemli şey nokta burada. Çocuklarımızı yetiştirirken, profesyonel düzeyde de genç kalecilerimizi oynatırken özellikle psikolojik destek ekibinin mevcut olması gerekiyor. Bu gerçekten hem milli takımlarda hem kulüp bazında her kulübün mutlaka psikolojik anlamda bir destek ekibine ihtiyacı var. Olabilir. Başka kardeşlerimiz de hatalar yapacaklar illaki maçlarda. Bu hatalardan en az zarar görür şekilde ayrılmaları çok önemli. İşte orada da bu psikolojik destek ekibi ortaya çıkacak ve onları bu konularda destekler vermeye. Çünkü bizlerin oynadığı dönemi sen de biliyorsun hocam. Yani öyle çok fazla ne çok antrenör vardı ne bir destek ekibi vardı. Yani gol yediğin zaman kaleci golü yiyordu. Gol attığı zaman forvet golü atıyordu. Sanki diğer oyuncuların hiçbir etkisi bir faktörü yokmuş gibi davranılıyordu. Ama işte bu noktalarda bir abiye, bir psikolojik desteği her zaman için genç oyuncularımız özellikle çok fazla ihtiyaç duyuyorlar diye düşünüyorum. Evet, hocam buradan şu sorunu cevaplıyoruz. Dediğiniz gibi o dönemde size de böyle psikolojik bir destek verilseydi belki koskocaman bir kariyer, kalecilik kariyeri bu şekilde sonlanmayabilirdi. Çünkü çok genç yaşta başladınız, çok genç yaşta da ayrılmış zorunda kaldınız. Evet, 24 yaşında ayrıldım. Yani 6 senelik falan bir dilim hocam. 24-25 işte 94'te gittim, 2002'de ayrıldım. 8 yıl. 8 yıl. Şimdi bu 8 yıllık bir süreç. Yani bu süreç hani daha da uzun olabilirdi. Ayrıldığınızda da genç yaştaydınız. Hani çok ya hiç ayrılmayabilirdim. İşte devam ve son tabii son dönemde dediğiniz gibi ben hani sizi hem tanıyan hem de araştıran biri olarak son dönemde zannediyorum oynamak adına bir şeyiniz olmadı. Hani psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığınız bir dönemde oynamayı da çok istemediğinizi biliyorum ben. Down dönemiydi galiba. Doğum döneminde oynamayı istemedim. Kendisiyle de bunu paylaştım ben. Yani evet. Psikolojik anlamda çok iyi olmadığımı söylemiştim ben doğuma. Beni oynatma demiştim.
Hatta o dönem 3 tane yabancı kaleci geldi Beşiktaş'a benim ayrıldığım senenin sezon içerisinde. 2 tanesinde zaten verim alınamadı. En son 3.'sü Asper'di. Asper verimli olmuştu. O sonrasında da ben ayrıldım ama ona direkt söyledim. Beni şu an oynatma. Bana dedim bir ay müsaade et. Sadece antrenman yapayım, toparlanayım. Ondan sonra ben zaten eski halime döneceğim ve oynayacağım dedim ama o tam tersi beni inadına oynattı. Oynatınca da böyle oldu. Hatta o dönem bir Yozgat maçı var. Eğer mağlup olsaydık Doğum gönderiliyordu. Çok çok iyi biliyorum. Doğum gönderilecekti. Biz Yozgat'ı Yozgat'ta 3-1 yendik. Ve ben müthiş bir performans ortaya koydum. Hatta gazeteciler maç sonu ona sorduklarında ya siz Fevzi'yi istemiyorsunuz ama yabancı kaleci arayışı içindesiniz. Bugün harika oynadı. Ne düşünüyorsunuz dediklerinde tek bir cevap verdi. Burada kalmak istiyorsa böyle oynayacak. Yani bu bile niyetini ortaya koyan bir açıklamaydı. O maçtan sonraki hafta zaten Asper geldi. Trabzon'a Asper'le gitmiştik biz. Yani söylememe rağmen çok olmuş hocam o zaman anladım. Yani hani bizim dönemimizde derler ya yemek için oynattı. Hani direkt yemek için direkt oynattı. Direkt yemek için. Yani. En büyük dersi hayatınıza baktığınız zaman kalecilik döneminizden bahsediyorum. Hangi olaydan çıkartırsınız? Öz eleştiri anlamında. Bu Galatasaray maçı bunlardan bir tanesi. Artı bir Rize maçı var. Benim kale direne kafa vurduğum maç. Var. Evet, hafızalarda kalan görüntülerden. Evet. İşte bu psikolojik destek ekibi dediğim nokta da aslında bunlar hep devreye giriyor. O maçlardan bir tanesi bu da. Yani beni oynatma dediğim de onun inatla oynattığı maçlardan bir tanesi. Yani biz o maçı kazandık bir de. 2-1 yendik biz Rize Spor'u ama orada yapmış oldum. Hatta bir hafta öncesinde aynı hatayı Deniz'de yapmış olmak. İki hafta üst üste aynı hata. Artık gerçekten benim psikolojik anlamda çok hazır olmadığım, iyi olmadığım bir dönemdi. Bugün olsaydı ya da Beşiktaş'tan ayrıldığım dönemdeki süreçte aynı hatayı yapsaydım, topu fileden çıkartırdım, atardım, hadi derdim, tamam oldu, yapacak bir şey yok. Bir hata yaptım, gol oldu, yapacak bir şey yok. Ama oradaki stres yönetimi, kriz yönetmesi, o baskı altında doğru karar verebilme dediğimiz bu kalecilerde olması gereken psikolojik faktörlerde ben biraz eksik kalmışım o dönemde. Onu anladım. Bu benim için çok büyük bir ders oldu. Yani bugün baktığımızda gördüğümüz nokta değil mi hocam? Tabii evet. O dönemde bunu yaşama veya anlama şansınız pek tabii değil. Tabii ki. Gençlerimizden dolayı. Ama bu konuda kendime öz eleştiri yapmam gerekiyorsa en çok bu konuda bu eleştiriyi getirmem gerekiyor. O baskı altında doğru karar verebilme yetim çok yüksek değilmiş o dönem için. İşte burada da dediğim gibi yani psikolojik anlamda bir destek, hadi oğlum bir şey yok bile denilse o yaştaki bir gence hiç problem yaşanılmazdı. Hocam burada şunu sorabilir miyim, tabii o dönemi yaşayan biri olarak, Beşiktaş kolej takımı havasında işte evet. Metin, Ali, Beyaz, Mehmet, Özdilek, hani birçok hani Rıza hocam gibi birçok değerli isim vardı. Onlardan bu konuda destek aldınız mı? Onlar size bu konuda destek oldular mı? Ya şöyle, saha içinde bir destek geldi tabii ki. Mesela Galatasaray maçında bana en büyük desteği veren kişi Şorumlu'ydu. İlke Şorumlu, yedek kalecimiz bizim. İlk yanıma gelen oydu ve arkasından da teknik direktörümüz biri gel. İkisinden çok büyük destek gördüm ben o dönemde. İşte akşam evime gittiğim zaman başkan aradı, yöneticilerimiz aradı ama en yakın desteği Şorumlu'yla biri gelden görmüştüm. Rize maçında da Ronaldo'yla Tümer Metin geldi yanıma, yani ilk gelenler onlardı. Ama genel anlamında sahadan çıktıktan sonra hani bir destek, bir artı bir şey gördün mü derseniz hani çok fazla görmedim. Şu vardı belki de o dönemde, şunu yapmak istediler. Hani tamam oldu bitti, çok üstünde durmayalım. Fevzi de unutsun. Biz zaten unuttuktu evet. Belki de onların düşüncesi, bilemiyorum tabii ki. Sonrasında ben futbol hayatım devam ettikçe zaten kendiliğinden ben o olgunlaşma evresine de girdikten sonra olay kapanmış oldu ama bu konularla ilgili yani o iki yıllık süreçte ilgili yapılan hatalarla ilgili en büyük desteği ben Samsunspor'a transfer olduğumda oradaki kaleci antrenörümden gördüm. Yani Necat Topal hocamla çalıştım ben orada. Evet.
İlk gittiğim zaman gene Şorumlu oradaydı. Samsunspor'a transfer olmuştu. Onunla birlikte. Şorumlu var hocam. İlk gittiğim zaman Şorumlu oynuyordu zaten. Ben babamı kaybetmiştim Samsunspor'a transfer olduktan iki gün sonra. Amin. Şorumlu ilk yarıyı bitirmişti ve takım küme düşme potasındaydı. İkinci yarı başlarken de Necdet Hoca ile kampta da konuştuk. Bir tek cümlesini hatırlıyorum. Sen bu takımı tek başına ligde tutacaksın dedim bana. İkinci yarı başladı. Özgüven veriyor değil mi hocam? Yani inanılmaz bir özgüven veriyor. Ben de tamam hocam dedim. İkinci yarı başladı. İlk 5 maç 4 galibiyet 1 beraberlik. 17. sıradaki takım 10. sıraya çıktı. Düşme hattıyla arasında 7 puan vardı. Düşme hattından 9. 10. sıraya çıkıyoruz ve hatla aramızda 7 puan yapıyoruz. Çünkü hep rakiplerimizle oynadık. 4'ünü kazandık. En son İzmir'de 5. maç Göztepe ile beraber kaldık 0-0. Ve o potudan kurtulduk. Sonraki bir maçta da benim parmağım çıktı. 1-2 hafta oynayamadım gene. Ve biz o sene kümede kaldık. Ve hiçbir problem yaşamadık. Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Burada tabii kaleci antrenörünün katkısı, varlığının neler değiştirebileceğini gösteriyor. Aynen. Kaleci antrenörü, mesela siz kimlerle çalıştınız hocam Beşiktaş döneminde? Diğer dönemdeki size katkı sağladığı. Fatih Uraz'la çalıştım. En büyük katkı aldığım antrenörlerimden bir tanesiydi kendisi. Erdinç Erol'la çalıştım. Daha sonrasında Necat Hoca'yla, Necat Topal'la çalıştım. Malatya Spor'da Kazım Hoca'yla çalıştım. Fenerbahçeli eski kaleci Kazım Hoca'yla çalıştım. O da çok iyi kaleci antrenörlerimizden bir tanesiydi. Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde teknik direktörün Rasim Karaoğlu'şu, kaleci antrenörünün Fatih Uraz oluşu, bu zaten çok büyük bir gelişim faktörüydü ki o dönem ben 2 sezon üst üste Türkiye Ligi'nde en az gol yiyen kalecisi oldum. Bütün maçları oynadım, A milli takıma çağrıldım. Hani benim en büyük zirve dönemimdi onlarla çalıştığım dönemler. Bir kaleci antrenörünün oyuncusuna etkisinin en net örneklerinden bir tanesi de Göteborg maçı. Ben yedeyim, Marian Mırmıç oynuyor. Bir penaltı kararı verdi hakem ve Mırmıç'ın hiç alakası olmadığı halde Mırmıç'ı oyundan attı. Ben kulübedeyim, oyuna gireceğim ve penaltı. Ve 2-1 mağlup, 2-1 mağlup durumdayız takım olarak. Fatih Hocam'la konuştuk. Fatih Hocam bana bir şöyle yap, şöyle yap taktik verdi. Tamam hocam dedim, ben girdim. Dediğinin aynısını yaptım. Ve ben penaltıyı kurtardım. Daha oyuna girer girmez. Yani bu işte bir antrenörün oyuncusuna verebileceklerinin en net örneklerinden bir tanesi. Hocam aynı çok şekilde... önemli bir konu. Sözünüzü keseceğim ama çok yeri geldiği için soracağım. Günümüzde de kaleci antrenörlerin sahaya girmesi konusunda büyük sıkıntılar var. Evet. Yani tam o kadar güzel bir yere geldi ki. Siz yaşadığınız bir olaya bakıyorsunuz. Böyle bir olayda kaleci antrenörünün size katkısından bahsediyorsunuz. Şu anda da Türkiye'de kaleci antrenörlerinin sahaya giriş konusunda büyük sorunları var. Hocam bu konuda ne söylersiniz? En somut örneklerinden birini yaşamış bir insan olarak. Kaleci antrenörü sahaya girmeli mi? Kesinlikle girmeli. Şu zaten çok basit bir örnek. Yani şimdi bir de şu var. Bizler futbol adamlarıyız. Kaleci antrenörüyüz evet ama futbol adamlarıyız. Biz futbolu bilmiyor muyuz? Biz futbolu çok iyi bilen adamlarız. Senin yardımcı antrenörünün belki göremediği, çözemediği bir noktayı biz göreceğiz. Neden derseniz hocam biz hayatımız boyunca oyun okuduk. Geriden oyun okuduk hayatımız boyunca. Zaten hocam orta burada bir araya gireyim. Şey demezler miydi bize hep veya şimdi de öyle. Kaleci geriden yöneten kişi. Yöneten kişidir. Teknik direktörün sahadaki en büyük yardımcısı. Hep bunu söylemezler miydi? Aynen. Bunu yapan insan olarak antrenör olunca biz bu özelliğimizi kaybetmiş mi oluyoruz? Kesinlikle hayır. Ve şuna da bakalım. Türkiye ve dünyadaki en iyi teknik direktörler. Rasim Kara, eski kaleci. Şenol Güneş, eski kaleci. Dino Zoff, eski kaleci. Yani bizler hayatımız boyunca hem geriden okuduk oyunu hem onları yöneten adamlardık. Yani ben şunu söylerim. Ne değişti hocam? En iyi teknik direktörler kalecilerdir aslında. Kaleciler teknik direktörlük yapmaya karar versinler. En iyi teknik direktörler onlardan çıkar.
Ama siz kalecilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorsunuz oyun içerisinde. Kalecilerle sahaya çıkıyorsunuz, antrenmandasınız. Hocam sen kalecileri al 40 dakika sonra ver bana. Biz takımın içinde değil miyiz? Kaleci takımın bir parçası değil mi? Biz sadece kaleciye kaleci antrenmanı mı vereceğiz? Taktik bilgisi nerede? Biz de futbolu biliyoruz. Sen bir sistemle oynuyorsun. Maça başlayacaksın. Nasıl başlayacaksın? Geriden oyun kurarak başlayacaksın. Kalecin olmazsa nereden kuracaksın oyunu? Ya bu çok basit örneği. Kalecisiz oyun kurabilir misin? Kuramazsın. Kalecisiz kontratağa çıkabilir misin? Mümkün değil öyle. Yani işin taktiksel boyutu da var. Yani bizim kalecilerimiz, biz kalecilere şut atalım. Hani bizi şey zannediyorlardı. Sabahtan akşama kadar kalecilere top vursun. Top makinesi hocam. Yani kalecileri formda tutsun. Çıkan top makinesine benzetiyorlar yani. Bizi hocam. Biz topa vuran makineyiz sanki. Sadece yani, topa vuracağız. Ya da kaleciyi şöyle düşünüyorlar herhalde. Ya kaleci gelen topu tutsun yeter. Bu oyunun iki yönü var. Bir savunma yönü var. Bir hücum yönü var. Ve bunların her iki yönünde de kaleci var. Kalecisiz düşünemez. Hadi futbolda kalecileri çıkartalım. Sahadan çıkarttık. Kaleciyi kaldırdık. Şimdi kaleci antrenörüne ihtiyaç yok ya. O zaman kaleciye de ihtiyaç yok. Çıkaralım kaleciyi. Ne gerek var? Ne oldu? Minyatür mü oynayacaklar? Mümkün değil hocam. Biz dediğiniz gibi yani oyunun ciddi bir parçasıyız ve kalecisiz oyun başlamaz. Şunu da düşünelim. Tüm dünyada en yüksek kazanan oyuncular hangi mevkinin oyuncuları? Kaleciler ve forvet oyuncuları. Neden hep atanla tutan deniliyor? O zaman bu adamlar bu kadar önemli. Bu adamları antrene edenlerin niye bir önemi yok? Aynen katılıyorum. Şimdi sen 1,5-2 milyon euro, 3 milyon euro bir kaleciye veriyorsun. Bu kaleciyi antrenör eden adamı kulübeye bile almıyorsun. O adamın psikolojisini, her şeyini biliyor. 24 saat onunla kaleci antrenörü. Şimdi ben mesela daha önce çalıştığım yerlerde de bazı antrenörler şey diyordu. Ya diyordu, siz kaleci antrenörleri, kalecilerinizi çok sahipleniyorsunuz. Evet, sahipleniyorum. Evet, biz sahipleniyoruz. Onlar bizim evladımız gibi. Her şeylerini biliriz biz onların. Ama siz bilmiyorsunuz işte. O adama sen benim bir bakışımla ben etki ederim. Sen dünyaları da söylesen hiçbir etkisi olmaz. Çünkü onunla bizim aramızda bir bağ var. Kaleci antrenöründe çok güçlü bir bağ var arasında. O psikolojiyi biz biliyoruz. Biz yıllarca kaleci olarak oynadık, yaşadık. Diğerlerinin bilme şansı yok. O yüzden bırakın kaleci antrenörleri de bu mesleğin en önemli, en değerli parçası. Onlar da işlerini layığıyla yapıyorlar zaten ve daha doğru şartlarda yapsınlar. Ki öyle olmalı. Doğrusu bu işin. Ben yurt dışında birçok takımın hem antrenmanlarına konuk oldum, hem maçlarına gittim. Mesela oralarda görüyorum kaleci antrenörlerine verilen değerleri. Hocam tabii bu kıyası yapabilecek düzeydesiniz. Mesela yabancı kaleci antrenörlerine, yabancıların kendi kaleci antrenörlerine bakış açısıyla Türkiye'dekilerine kıyaslamış olsak neler söylersiniz? Şimdi az evvel bahsettiğim gibi o bağ çok kuvvetli bir bağ. Şimdi yabancı kaleci antrenörleriyle kendi kalecilerin arasında da ben o bağa şahit oldum. Aynı bizim kendimiz çalıştığımız şekilde onlar da o kalecileriyle öyle çalışıyorlar ve çok disiplinliler. Tam profesyonel anlamda çok disiplinli bir şekilde yapıyorlar işlerini. Ama orada şöyle bir antrenörler için sıkıntı yok. Nedir bu sıkıntı? Ben kulübeye de girerim. Ben kalecimle de çalışırım. Ben antrenörlüğümün gereklerini istediğim şartlarda, istediğim şekilde yaparım. Ben değerliyim. O değer kısmı, evet. Değer kısmı. Burada yaşayamadığımız kısımlardan biri. Türkiye'de baktığımız zaman, evet. Ya Beşiktaş takımında, şu anda belki Sergen Hoca geldikten sonra belki giriyordur, bilmiyorum. Kulübeye bakmadım hiç. Ama Şenol Hoca varken Beşiktaş kulübünde kaleci antrenörü tribündeydi. Ve Türkiye'de birçok kulüpte kaleci antrenörü, Galatasaray'da bile Taffarel tribündeydi. Şimdi Taffarel futbolu bilmiyor mu? Yani bana söylesinler ya, Taffarel futbolu bilmiyor mu? Teknik, taktik anlamda, psikolojik anlamda, fiziksel anlamda destek olamaz mı Taffarel?
Şimdi yabancı kaleci antrenörleri, yerli kaleci antrenörleri hepsini konuşuyoruz ya. Bizim ülkemizde bir de bunu şu taraftan bakalım. Bizim ülkemizde kaleci antrenörü yok mu? Hocam burada araya girebilir miyim? Geçen tabii. Rasim Hocam'la konuştuğumuzda da kendisinin de özellikle söylediği konulardan biri. Şimdi kaleci antrenörü olabilmek için UEFA B lisansını almak gerekiyor. Evet, zorunlu. Dolayısıyla zaten diğer teknik direktörlerin girmiş olduğu o kursları zaten yapıyor. Evet. Evet, aynen öyle. Bunun üstüne 120 saatlik bir de kaleci antrenör eğitimi alıyor. Evet. Dolayısıyla hani onlardan geri kalan bir taraf yok. Aynı eğitimi almış. Evet. Onun üstüne bir de 120 saatlik kaleci eğitimi almış. Evet. Bir de senelerce bu işi yapmış ve siz onu tribüne çıkartıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Bunun mantığı nerede? Yardımcı antrenörün diploması UEFA A. Kaleciyle ilgili bir eğitim almış mı yardımcı antrenör? Mesela şöyle bir örnek daha vereyim. Ben 6 hafta 40-50 oynadım. 6 maç. Beşiktaş'ta 40-50 oynadım. Neden oynadım? Niye oynadım ben? Oynamam gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Belli bir periyotta gidiyordum. Yine en az gol yiyen kaleci olarak devam ediyordum. Kaleci antrenörüm sadece şunu söyledi bana. Fevzi, sana ihtiyacımız var. Bir cümlesi çok şeyi değiştiriyor. Bitti. Benim için tamam. Konu kapanmıştı. Beni motive etti. Ve ben o 6 maçı o şekilde oynadım. Yani kaleci çok önemli bir mevki. Futbolun olmazsa olmazlarından birisi. Kaleci antrenörü de futbolun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Rasim Hoca gibi bir insan iyi ki var ki bu kaleci antrenörlüğünü zorunlu hale getirdi. Kaleci gelişimi için ve Türk kaleciler için bir hala yol açtı. Emek veriyor hocam. Hala. Bir fırsat yarattı tabii ki, hala emek veriyor. Ama bu antrenörlere de doğru şekilde değer verilmesi gerekiyor. Ha, bazen antrenörlerimizin de hataları oluyor illaki. Olmuyor değil ama bu çok az bir miktar. Mesela yıllar önce bizim Rasim Hoca'yla bir kursta güncellemede sohbetimizde şeyi söylemişti bana. Kaleciler sanki teknik direktörlerin kabadayısı, koruması gibi dedi. Bir şey olduğu zaman kulübeden çıkıp saldırıyorlar hakeme, ona buna dedi. Evet hocam, geçen programda da söyledi hocam. Ceza olayları vesaire, bunlardan bahsetmişti. Evet. Bu konuda haklı mesela Rasim Hoca. Kesinlikle hocam. Bu konuda haklı. Bizler işimizi yapacağız. İşimizi doğru şekilde yapacağız. Ki bu söylediğim çok az, sınırlı sayıda tabii. antrenörden ibaret. Ki onlar da kendileri bunun bilincine varmışlardır illaki. Artık yapmıyorlardır. Ama kaleci antrenörlerine değer vermek zorundayız. Çok değerli olduklarını onlara hissettirmek zorundayız. Yani bütün bunlardan yola çıktığımızda aslında ta en üstten en aşağıya kadar konuşulacak o kadar çok şey var ki. Evet hocam. Yani. Burada hocam tabii Türkiye'deki kaleci antrenörlüğü belli bir seviyede. Hatta dünyada ilk defa 33 günlük bir kursta kaleci antrenörü üreten ilk ülkeyiz. Evet. Şu anda hala yani son dönemde UEFA'dan lisans verebilme yetkisi almaya çalışıyoruz. O da çok enteresan. Evet, Rasim Hoca onunla ilgili çalışmalar yapıyordu bildiğim kadarıyla. Yani geldiğimiz noktada Türk kaleci antrenörlüğü sayesinde Türk kaleci nereden nereye geldi hocam? Ne görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. 94 yılında sizin döneminizde başladı zaten. Hem o ilk dönemi evet. biliyorsunuz. Evet. Şimdi de zaten kaleci antrenörü yapıyorsunuz. Yani kaleci antrenörleri bu ülkeye ne kattı hocam, sizin görüşünüz nedir? Ya şimdi 94'ten bu yana geldiğimiz süreçte baktığımızda Rüştü Reçber, Metin Aktaş, ben baktığımız zaman 3 tane kaleci vardı. Sonrasında devam eden süreçte yeni yeni kalecilerimiz gelmeye başladı. Volkan Demirel geldi, Recep çıktı. Recep çok kalıcı olamadı ama bir şekilde geldi. Hakan Arıkan geldi, Ramazan Kurşunlu geldi. Şimdi Uğurcan'ı konuşuyoruz, Altay'ı konuşuyoruz. Mert Günok zaten hep vardı, Volkan Babacan geldi. Yani bunların üzerlerinde mutlaka ve mutlaka kaleci antrenörlerinin çok büyük emeği ve katkısı var. Çok büyük emeği ve katkısı var. Özellikle altyapı dönemlerinde.
Ama benim asıl değinmek istediğim konulardan bir tanesi şu. Kulüplerimizin belli noktalarda bu oyuncu yetiştirmeye ile ilgili adımlar atması gerekiyor. Yani mesela bildiğim konulardan bir tanesi, bir Süper Lig kulübü 72 yaşındaki bir kaleci antrenörüne sadece diploması olduğu için ve asgari ücret maaşı kabul ettiği için çalıştırıyor. Sadece gidip geliyor kulübe bu kaleci antrenörü abimiz. Danışman olsun, diğer kaleci antrenörlerini yetiştirsin. Bu kabulüm. Ama gençlik gelişim kaleci antrenörü 72 yaşında. Şimdi diyorsunuz ki bana 1 milyon euroluk kaleci yetiştir. İşin öbür boyutu. Olur yetiştireyim. Ben bunun bir kulüple görüşme sırasında yaşadığım konuşma bu. Bana dediler ki hocam asgari ücretin birazcık üstünde sana maaş verelim. Ama bize kaleci yetiştir. Olur yetiştireyim dedim. 2 sene, 3 senede bir size birer milyon euroluk kaleci yetiştireyim. Benim için problem yok. 10 yıllık da mukavele ve asgari ücret istiyorum dedim. Bunu kabul ediyorum. Sattığınız kaleciden %50'yi alırım dedim. Kimse girmez. Kabul etmediler. Ben kendime güveniyorum. Sen bana 1 milyon euroluk kaleci yetiştir diyorsun. Bana asgari ücret vereceksin. Şimdi her şey para değil, tamam, ama bu adamlar ev geçindiriyor antrenörler. Tabii ki hocam. Neden profesyonel antrenör diploması alan kaleci antrenörlerinin %70'i, %80'i profesyonel takımda çalışmak istiyor ve çalışıyor? Maddi kaygılardan diye düşünüyorum. Maddi kaygılardan. Ama altyapılarda da bunu yap. Hatta federasyonun da bu işe el atması lazım bence. Mesela ben Atletik Bilbao kulübüne gittim. 12 gün, 13 gün kaldım orada. En alt yaş grubundaki antrenörle profesyonel takımın antrenörü aynı ücreti kazanıyor. Olması gerekenlerden Ne kadar ilginç değil mi? yani Ama hocam senede kaç tane yetiştiricilik zor oyuncu kısmı. yetiştiriyorlar? Kaç tane oyuncu yetiştiriyor Atletik Bilbao senede? Hocam çok çok önemli bir konu bu tabii ki. İşte ben 2 sene Altınordu'da çalıştım. Evet. Altınordu da buna yakın çalışıyor. Ama oyuncu yetişiyor. Ve Altınordu'da şöyle bir sistem var. Oyuncu satılıyor. Gelen paranın yarısı kulübe aktarılıyor. Kalan yarısı bütün antrenörlere dağıtılıyor. Bunu Şimdi bilmiyordum mesela hocam. bu kulüp başarılı olur. Başarılı olmama ihtimali yok. Saha, tesis. Her Hangi anlamda sahada bir çalışacak bu çocuklar? Ya ben Beşiktaş kulübünün Fulya'daki tesislerine de gidip geliyorum arada. 4 tane takım bir sahada antrenman yaptığını gördüm orada. buradan nasıl kaleye çıkacak? Oyuncu Bir da de oyuncu çıkmıyor ki. çıkacak. Oyuncu da Ki çıkmadı. bu zor şartlara rağmen onlar antrenör kalitesiyle bir şeyler yapabiliyorlar. İşte Doğukan'ı, Ersin Destanoğlu'nu bir şekilde çıkartıyorlar. Ama Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani Evet. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bu kulüpler tercih sebebi, ailelerin de tercih sebebi. Ama diğer takımlara baktığımız zaman da bu takımlarda da oyuncu yetişmesi için belli kriterlere ulaşmaları gerekiyor. Ve kaleci antrenör noktasında da en yukarıda profesyonel takımlarda biz kaleci antrenörüne gereken değeri vermezsek aşağılarda zaten hiç vermiyoruz. En büyük sıkıntı bu. Şimdi hala bal liglerinde kaleci antrenör zorunluluğu getirilemedi hocam. Getirilmedi. Geçen onun şeyini çıkarttım hocam. 67 132 bal ligi takımından 67'sinde kaleci antrenörü var. 85'inde yok. Evet. Ve bu Hangi arkadaşlar pardon hocam. Bu arkadaşlar da işte biliyorsunuz gruplarda konuşuluyor. Mesela en son bir arkadaşımızın serzenişini söyleyeyim. Bizde çalışma imkanlarımız ne zaman genişletilecek? Biz çalışamıyoruz çünkü zorunluluk gelmiyor. Evet. Hatta Evet. bir arkadaşımız çok iyi hatırlıyorum hocam. Bal Ligi takımıyla anlaşıyor. Daha sonrasında işine son veriyorlar. Sebep şu hocam. Kulüp yöneticileri zannediyor ki kaleci antrenör zorunluluğu var. O kulüpte kaleci antrenör bulundurmak zorunda diye o hissiyatla alıyorlar. Sonra bunun olmadığını öğrendiklerinde artık arkadaşın işine son veriyorlar. Yani böyle de bir pozisyon var. Böyle bir şey var mı? Yani böyle bir dünya olabilir mi? Şaka O gibi. arkadaşımızın psikolojisini düşünün. O arkadaşımız ki hani yakın tanıdığım bir büyüğümüz hani bu ülkede kaleci yetiştirmiş. Önemli kaleciler yetiştirmiş.
Ama düşünebiliyor musunuz bize verilen değeri? Mecburiyet var diye alınıyor. Aa, mecburiyet yokmuş. Hocam kusura bakma, işine son. Yani ona diyorlar ki, mecburiyetten dolayı biz seni aldık. Sana ihtiyacımız yokmuş aslında. Sen gidebilirsin. Çünkü sen kaleci antrenörsün. Sen kaleci antrenörsün. Sana ihtiyacımız yok. Kalecileri ben de çalıştırırım diyor başkanları, kulüpleri. Hocam inanın geçmişte yaşadığım bir kulüpte, şimdi konu açıldı diye söylüyorum. Bir gün kaleci çalıştırıyorum. Kulübün başkanı geldi. Hocam burada bunu yapması lazım değil mi dedi. Ben tabii dedim ki başkanım, bir antrenman esnasında oluyor bu hocam. Hani oyun durduğu bir anda, ben kenara gelmişken oldu. Devamında ben dedim ki başkanım, isterseniz uygun bir zamanda konuşalım. Burası yeri değil. Ben size anlatayım. Hani buna gerek var mı, yok mu? Aynı akşam bu konu üzerine konuştuk hocam. Çok kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldım. Ben de bunun benzeri bir şey yaşadım. Bir yönetici ile geldi kalenin arkasına. Biz kalecilerle çalışıyoruz. Hocam dedi, burada niye topa böyle gitti dedi. Eldivenleri çıkarttım, verdim. Tamam dedim, sağdan çıktım. Peşimden geliyor koşarak. Ne yapıyorsun hocam? Dedim sen benden daha iyi biliyorsun. Devam et. Yani sıkıntılarımızın büyüğü. Yani biz burada kaleci ve kaleci antrenörün o değeri biraz daha hani bunun için uğraş vermeliyiz diye düşünüyorum. Yani. İnsanlar da bunun farkına varmalı. Bizler değerliyiz. Hani belki onlardan değerli değiliz. Herkes eşittir. O ayrı mesele. Ama biz de en az sizin kadar değerliyiz. Futbol mesleği içerisinde biz çok değerli insanlarız. Hayatta da değerliyiz, herkes değerli ama futbol mesleği içerisinde tüm antrenörler olduğu gibi kaleci antrenörleri de çok değerli antrenörler. Ve kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmaz antrenörler kaleci antrenörleri. Aynen, katılıyorum hocam. Kesinlikle. Sevgili hocam, o kadar akıcı ve güzel gidiyor ki kesmek de istemiyorum. Hazırladığım soruların hepsi kenarda hocam. İnanın normal akışta gidiyor. Nasıl? Evet, aynen öyle. Farkındasındır hocam. Yani hiç de bağlı kalmak da istemiyorum. Ayrıca bu arada bu vesileyle söyleyeyim mi? Sizi tanımaktan çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle hocam. İnsanların da sizin bu yönünüzü bilmesi benim için çok iyi olacak. Çünkü sizi hep travmatik bir olayla hatırlıyorlar. Feyzi Tuncay gerçek manada şu anda bir kaleci antrenörüdür. Antrenörlük mesleğini geliştirmek için kendine göre çalışmalar yapıyor. Dediğiniz gibi Borussia Dortmund, Atletico Bilbao'ydu galiba. Evet. Bayern Münih. Araştırıyor. Evet. Yani araştırmalar yapan, kendini geliştirmek için mücadele eden bir insan. Hani insanlar Feyzi Tuncay'ı bu yönüyle de tanımalı. Tabii. Ondan alabileceğimiz yaşantısından, bilgisinden, tecrübelerinden faydalanmamız gerekir diye düşünüyorum. Sadece o travmatik olayla hatırlayıp ah ah düştü, öyle bir şey yok hocam. Kesinlikle. Yani bir değeridir yani. Yaşatmalıyız ve ondan faydalanmalıyız diye düşünüyorum. Ben mantalite olarak da geçmişi kapatmış, artık dün yaşandı, bitti. Dünle ilgili hiçbir şeyi değiştirme şansımız yok. Dün yaşandı ve bitti. Onu değiştiremeyiz. Şu an ve bundan sonrası önemli. Ben şu an buradayım ve ilerisi için neler yapabilirim? Bunların düşüncesine sahibim. Burada zaten şu an Antalya'dayım ben ve burada Fevzi Tuncay Akademi'yi kurdum. Tabii bu içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle şu an aktif edemedik. Yani tabii ki oyuncularımız, kalecilerimiz var ama sokağa çıkma yasakları vesaire sebebiyle şu an çalışma imkanımız yok. Ama bu geçici durum sonlandıktan sonra biz tamamıyla orada da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman söylediğim bir şey var. Antrenörler mutlaka ve mutlaka ben her şeyi biliyorum dedikleri noktada biterler. Biz her zaman kendimizi geliştirmek zorundayız. Biz hep yeniliğe açık olmak zorundayız. Çünkü futbolda artık dünyada bakıldığında bu bir bilim. Futbolda bir bilim oldu. Bilimde hiçbir şey yerinde durmaz. Sürekli bir yenilik gelir. Bizim bundan 3 sene önce, 4 sene önce yaptırdığımız bir antrenman şekli bugün tamamen literatürden kalkabilir. Ya da hiç bilmediğimiz bir şeyi biz bugün kullanıyor olabiliriz. Mesela bununla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Ben bundan 97-98 yılı Rasim Hoca'nın Fatih Hoca ile birlikte çalıştığım dönem, Fatih Uraz'la kaleci antrenör olarak çalıştığımız dönem kor antrenman yapıyorduk.
97 yılında. 97 yılında Koru kimse bilmiyordu. Adını bilmiyordu. Adı yoktu. Adı düşünün yok. Yani. E şimdi de aslında kimsenin adını bile bilmediği çok antrenman metodu var. Her yaşa göre ayrı antrenman metotları var. İşte bunları araştırırsanız bir şekilde bilgi sahibi oluyorsunuz. Doğruluğu, gerçekliği, yapılabilirliğini de deneyerek gördüğünüzde evet ya tamam diyorsunuz ya hayır bunu kullanmayalım diyorsunuz. Bu bir antrenörün kendisini geliştirmesiyle alakalı bir durum. Ve hep söylediğim gibi tekrar üstüne basarak söylüyorum. Her antrenör, kaleci antrenörü mutlaka ve mutlaka kendini geliştirmek zorunda. Hem futbol bilgisi anlamında, futbol antrenörlüğü anlamında hem kaleci antrenörlüğü anlamında. Yani ben şunu da net söylerim. Futbolu bilmeyen, futbolun tekniğini, taktiğini, hücumunu, savunmasını bilmeyen kaleci antrenör olmaz. Önemli bir konu hocam. Rasim hocamın özellikle üstüne durduğu konulardan biri eğitici olarak, hepimizin hocası olarak. Hı hı. Kaleci antrenörü de diğer antrenörler gibi önce futbolu bilmeli. Taktiksel varyasyonları bilmeli. Geliştirmek için neler yapılacağını çok iyi bilmeli. Fonksiyonel çalışmalarda oyunun içinde, çalışmanın içinde olabilmeli. O da tabii özel bir konu biliyorsunuz. Kaleci antrenörlerinin oyuna, antrenmana müdahale şekli. Yani mesela o soruyu size sorabilirim biliyorum. Sizin çalıştığınız ekiplerde, kulüplerde fonksiyonel bir çalışmada. Mesela bir kalecinin bir hatalı gol yiyor veya takım olarak yiyor. Bunun analizini yaptıktan sonra bunun çözümünü üretmek adına teknik direktörle işbirliği yapabiliyor muydunuz hocam? Ya mümkün mertebe açısından. Mümkün mertebe yapmaya çalışıyorduk tabii ki ama şimdi ben genelde üçüncü liglerde de çalıştım. Üçüncü liglerde bazı şeyleri yapma imkanınız çok sınırlı. Hocam söylerken onu hissettim. Evet biraz zor. Evet. Yani bir projeksiyon cihazı bile aldıramıyorsunuz bazen bazı kulüplerde. Aynen. Maçı izletemiyorsunuz oyuncunuza. Ben şöyle yapıyordum kalecilere. Görüntülerini bilgisayarda hazırlıyordum, maç görüntülerini. İyileri de hataları da WhatsApp'tan gönderiyordum ya da CD yapıp CD olarak veriyordum ve onlara bulduruyordum. Doğru nerede? Evet. Hata nerede? Pozisyonun bunu, bütününü bunu verip sahaya yansıtması ve çalışmada bunu geliştirmek için hani katkınız oluyor muydu veya size hocam işte ben böyle bir tespitim var. Bunu antrenman olarak hani çünkü sadece bir golde siz de biliyorsunuz hocam. Şimdi yan ortadan işte olayın bütünü olarak veriyorduk her zaman. Bütün olarak işte defansif yerleşim, kademe anlayışı, hani bu tür şeyleri hani beraber planlama şansı yok mudur kaleci antrenörlüğü? Kesinlikle var. Zaten benim bir de ben çalıştığım antrenörlerden dolayı da şanslıydım. Şöyle ki benim çalıştığım bütün kaleci antrenörleriyle ben kulübedeydim. Bu birincisi. İkincisi biraz daha rahat gibi hocam. Üstlükte biraz sıkıntı oluyor gibi. Evet. İkincisi de bütün antrenmanları planlarken kalecileri antrenmana dahil ediyorduk. Kalecilerin görevleriyle ilgili teknik ekibimizle, teknik direktörümüzle konuşup kalecileri de oraya dahil ederek bütün antrenman içerisinde kaleci kendisine verilen görevleri yapacak. Gol yenildi. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa, hatayı kim başlattıysa tekrarında o çocuklara, işte mesela oyunculara izletiliyordu, pozisyon tekrarları yaparak biz o pozisyonları irdeleyerek o hatanın önüne geçmeye çalışıyorduk her zaman. Yani ben çalıştığım teknik ekiplerle böyle bir şansa sahiptim. Benim açımdan bu bir avantajdı. Hocam zaten oradaki gelişim çok daha... Olması gereken bu aslında. Hocam zaten bir gol yenildiği zaman ilk başta biliyorsun hani son noktaya bakılırsa mesela sizin Galatasaray maçında o yenilen gol gibi. Şimdi ondan öncesinde bir pas araya pas atılıyor. Devamında Halilagic vermemesi gereken bir noktaya pas atıyor. Şimdi siz kaynağı baştan çözmüş olsanız o pası attıran arkadaş daha yakın savunabilse, o pası attırmasa Halilagic'i de kurtaracak, sizi de kurtaracak hocam. O top ve oraya nereden geldi? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Hani bu tür hataları hani tespit edip doğru analiz yapmak ve bunun çalışmasını yapmak bir dahakine olmamasını sağlamak. Olmamasını sağlamak. Bence hani yeniden her golün ciddi anlamda analiz yapılıp ona göre çalışmalar yapılıp buna da kaleci antrenörünü dahil etmek gerekir. Neden? Kesin. Çünkü hocam çok şey ama mesela bir kurstaydık normal antrenör kursunda
Şimdi oyuncuları yerleştirdiler. Kaleciyi de yerleştirdiler hocam. Ben de orada top atıcıydım. Yani orta sahadan kaleci güvenlik çalışması vardı hocam. Bunu anlatacağım yani. Bu çok önemli bir örnek. Ben orta sahadan top atmam gerekiyor oyuncu olarak. Kaleci çıkacak. Öbür arkadaşlar kale güvenliğini alacak hocam. Diziliş yapıldıktan sonra hani kaleci yanlış yerde duruyor. Ben görüyorum. Dedim ki ya ben buna topa vurmayayım. Çünkü kaleci yanlış yerde duruyor, hata yapar. Dedim ki hani ne diyorsun? Ben dedim ki kaleci yanlış yerde duruyor. Karşı tarafın tepkisiyle karşılaştım hocam. Dedi ki ne olabilir? Burada durursa ne olur? Gol olur. Ne olacak yani? Yanlış yerde vurup direkt gol yapsaydın hocam sen de. Hocam inan bana bak hadi atla görelim falan olduk hocam. Ben de vurdum. Zor bela falan çıkarıldı. İkinci vuruşu gol yaptım hocam. Yani. Dedim ki hocam tamam oyuncular için bir şey hani dediğiniz gibi siz bu işin eğitimini aldınız, eğitimini veriyorsunuz. Saygı duyuyorum. Ama kaleci konusunda da destek alsaydım. Bu pozisyonda kaleci nerede durmalı? Yani. Hocam siz de biliyorsunuz kalecinin bölgesel geçişleri vardır. Kesinlikle. Oyun ikinci bölgede oynanırken kaleciyi kendi üçüncü bölgesine zorlarsanız, öne atarsanız arkası boş olur. Veya çok geride Taferel'in... Birinci bölgede kalırsa araya atılan topa yetişemez. Onu söyleyeyim. Taferel'in yediği gol gibi. Eğer top ikinci bölgede kendi birinci bölgende duruyorsa o topa çıkmakta zamanlama hata yapar. Tabii. Dolayısıyla dedim hocam siz de bu konuda hani ben biliyorum demeyin lütfen. Siz de eğitim alın. Kaleci konusunda. Kaleci antrenörlüğü konusunda. O yüzden hem bizim sıkıntılarımız baştan geliyor. İşte her şeyi biliyorum noktası var ya. Her şeyi bilmeyeceğiz hocam. Hepimiz birbirimizden bir şeyler alacağız ki. Hocam bu röportajım ben size çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki de yapmışım. Çok düşünmüştüm konsept falan. Ama çok mutlu oldum. Çünkü bu konuşmadan ben kendi adıma çok şey çıkarttım. İnanıyorum seyreden arkadaşlar da çok şey çıkartacaktır. Çünkü bizim hayatımızda bütün aldığımız zaman hocam hakikaten önemli bir figürsünüz siz. Bana yani. Göre. Ben öyle düşünüyorum. Yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla, şu an yaşadıklarıyla, kaleci antrenörlüğüyle, verecekleriyle. Yani benim için çok özel bir durum. Hani iyi ki de yapmışım, iyi ki de siz kabul etmişsiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Yani, rica ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İnanıyorum hem kaleciler hem kaleci antrenörleri bu konuşmadan gereken alıntıları yapacaklardır. Muhakkak. Yani, kolay olmuyor. Yapmalılar da zaten. Zaten gelişim öyle değil midir hocam? İşte hani sadece sizin başınıza gelmesine gerek yoktur yani. Şimdi Fevzi Tuncay yaşamış. Bir süreç herkesin gözü önünde yaşanmış. Evet. Biz Fevzi Tuncay'dan alabileceğimiz dersleri almalıyız. İşte o gol yedikten sonra o travmatik anı yaşamamalıyız veya o duygusal çöküntüyü evet. yaşamamalıyız. Almalıyız. Çok önemli. Artı ondan sonraki süreci çok iyi idare edebilmeyiz. Siz de söylemiştiniz mesela. O baskıyı kaldıramama. Tek evet. başına insan bunu yapamayabilir. İşte orada psikolojik destek ortaya girmiyor mu hocam? Evet. İşte size o dönem bir kaleci antrenörü daha yakın olsaydı veya bir psikolojik bir danışmanınız olsaydı inanıyorum hayatınız çok farklı bir yöne doğru gidebilirdi. Ki çok genç yaştaydınız. Amir evet. takımında yakalamıştınız. Yani ondan sonraki sürecinizi kimse tahmin edemez. Çok da güzel gidiyordu. Ama evet. hani bu noktaya gel. Hani sizin hayatınızdan biz bir şeyler çıkartabiliriz. İlle bizim başımıza da bu tür şey gelmesine gerek yok. Zaten kaç kişinin başına gelir hocam? 25 sene, 26 sene geçmiş. İşte. Çok fazla kişinin başına gelmez yani. Yani hakikaten hocam. Bu konuda çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben bu son dönemde mutlaka duymuşsunuz. Nefes eğitimleri verildiği nefes eğitimlerini mutlaka duymuşsunuz. Evet. İnsanların gerçekten nefesini kullanabilme kabiliyeti ve bunun yarattığı mucizelerle ilgili. Ben bununla ilgili de bir kampa katıldım ve bunun koçluğuyla ilgili de şimdi bu süreç sonlandıktan sonra eğitimini almak istiyorum. Ve bununla ilgili de görüştük. Eğitime de katılacağım. Ve bu nefes eğitimiyle tıp literatürüne geçen bir sporcu tanıyorum. Çok çok yakından tanıdım. 6 aydan önce futbola dönülemez denilen bir oyuncunun 4,5 ayda futbola nasıl döndüğünü, ağrılarının birden nasıl ortadan kalktığını biliyorum.
Benim nefes koçumun birebir anlattı ve oyuncunun da orada olduğunu bildiğim için bütün takımlara ve milli takımına da dahil birer nefes koçu da psikolojik destek ve performans yükseltme anlamında çok çok önemlidir. Yani bunu insanlar bir araştırsınlar. Şimdi araştırmadan ben söylüyorum diye tabii ki bilmeyen insan da çok fazla vardır. Bu işin gerçeği. Detayları belki de bilmiyoruz hocam. Yani detayları konu. İnternette bununla ilgili birçok makale bulabilirler ve Türkiye'de bu işi gerçekten doğru anlamda yapan insanlar var. O insanların sayfalarından da bununla ilgili bilgileri alabilirler ve orada gerçek mucizeleri yaşamış, hayatlarındaki döngülerden kurtulmuş ve gerçek anlamda başarıya kendi istediklerine, daha doğrusu kendi seçtiklerine, talep ettiklerine ulaşmış insanlar mevcut. Bununla ilgili bilgi edinebilirler. Bunların kulüpler bazında da antrenör ekibi olarak, yine bir kadro olarak kulüplerde bulunmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Bir de az evvel konuşurken bir şeyi soracaktım, onu unuttum. Türkiye'deki kulüplerin altyapılarında kaç tanesinde kaleci departmanı var? Kaç tane kaleci departmanı var acaba? Bunu bir araştırmak lazım. Milli takımımızda kaç tane kaleci antrenörü var? Bütün milli takımlar yaş kategorilerine bir bakalım. Kaç tane kaleci antrenörü var? Resmiyette benim bildiğim kadarıyla 3 hocam. A milli takımda bir tane var. Evet. Tüm genç milli takımlarda bir tane var. Görevlendirmeyle gidip gelenler hariç. Ben de hocam görüşme yaptım. Hocam görevlendirme konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Mesela milli takımda son dönemde dediğiniz gibi kadrolaşmak yerine görevlendirmeyle kaleci antrenörü çağrılıyor. Bu çok enteresan. Size de zannediyorum bana da geldi bununla ilgili bir teklif. Şimdi şöyle düşünelim. Ben evde oturuyorum. Bir kulüpte çalışmıyorum. 2 aydır evdeyim. Milli takım beni arıyor. Hocam şurada 10 günlük kampımız var. Gelir misin? Kaleci antrenörü ihtiyacımız var. Ben neyim? Ben antrenörüm, kaleci antrenörüyüm. Ben yedek bir antrenör değilim. Şu an faal değilim 2 aydır. Tamam, iyi antrenör olabilirim. Ama 2 aydır çalışmıyorum. Sen bana diyorsun ki gel 10 günlük kampı yap git. İyi olur, şu kadar para alacaksın. Aa, paramı da alırım, ben gideyim. 10 gün takılırım yurt dışı, oh mis. 2 antrenman yaptırayım, geleyim. Bu ne abi? Senin orada bir departmanın olur. Bir kaleci departmanın olur. Bu işi ciddiyeti çok önemli. Bu departmanın bir başı olur ve bir ekibi olur. Yaş kategorilerine göre kaleci antrenörlerinin görevleri verilir. Herkes o görevi yapar. Ama sadece milli takımlar için değil bu. Milli takımda çalışan tüm kaleci antrenörleri ve o departman Türkiye'deki kaleci yetiştirilmesine de katkılar sağlayacak ve bunu denetleyecek. Kulüplere diyecek ki, senin kaç tane kaleci antrenörün var altyapıda? Senin kaleci departmanın var mı altyapıda? Oraya gidecekler, inceleyecekler sahayı, tesisi, çalışma sistemlerini, gerekirse seminerler düzenleyip buradaki kaleci antrenörlerini de eğitecekler. Biz kaleciyi böyle yetiştiririz. Kaleci antrenörünü de böyle yetiştiririz. Görevlendirmeyle sen gel, şu takımın U16'nın kampına git. Sen gittin, tam Mehmet abi sen gel. Mehmet hocam sen şuraya git. Fevzi hocam sen buraya git. Böyle biz nereye kadar gidebiliriz? Taşınma suyla değirmen döner mi? Ben şimdi U14 milli takımına gideceğim. Görevlendirmeyle kalecileri tanımıyorum. Kim? İlk defa göreceğim mesela. Örnek veriyorum. İlk defa görüyorum kaleciyi. Hangi yönü eksik? Hangi yönü kuvvetli? Psikolojisi ne? Kaç maç oynamış kendi ekibinde, milli takımda kaç maç oynamış? Dediğiniz gibi hocam sizin şeyiniz değil. Hiç yani ilgi alanınız değil. Siz farklı bir kulvardasınız. Hadi gel hocam bize yardımcı ol. Yani yani ricayla kaleci antrenörlüğü olmaz. Ricayla milli takım kaleci departmanlığı iş yapmaz yani. Yani hakikaten çok saçma gibi. Bana da hep saçma. Ben o çocuğu tanıyana kadar 3 ay geçer. Belki de dediğiniz gibi hocam farklı özellikleri var. Siz o an yani, 2 günde 3 günde çözemeyebilirsiniz. Bu çok daha... Ama ben bu departmanın bir üyesiysem ya da başıysam, tabii, ben sürekli bu çocukları zaten izleyeceğim. Aynen. Maçı nerede? Şurada. U14'ün kalecisi. Biz bu kalecileri seçiyor muyuz? Seçiyoruz.
Ben o 14'ün kalecisini seçtiğim kaleciyi izlemeye gittim de belki karşı takımda daha iyisini bulacağım. Ay hocam. Belki daha iyisi var orada. Ben görmedim. Örnekleri de vardır hocam. Örnekleri yani, de çoktur hocam. Onu izlemeye gidersin ama öbürü daha iyidir. Aynen. Aa dersin, ben bunu da bir alayım. Bir buna da bir bakayım dersin. Sonra ne olur, havuzuna bir bakmışsın 15 tane kalecim varken 30 tane olmuş kaleci. Çok önemli bir konu hocam. Sonra takımları gezersin. Hocam bu konu bölge antrenörleri, bölge antrenörleri ya, nerede? Hocam o konuda işte bu departmanlıkla ilgili dediğiniz gibi bizim de düşüncemiz çok. Arkadaşla da paylaştık. Sizinle de kısa bir paylaşım yapmıştım. Yapıda bölge kaleci antrenörlüğü ve kent kaleci antrenörlüğü modeli sizin bu söylediklerinizin bence çatısı. Yani temeli olur. Kesinlikle. Dolayısıyla buradan gelecek çocukların eğitimi de, gelişimi de, takibi de, işte o havuza katılımı da daha fazla olur. Siz de biliyorsunuz ki hocam, genç milli takımlara kaleci yapılırken o oradaki bölgeyi arıyor. Hiç, bölgelerde de kaleci antrenörü yok zaten. Aranıyor. O hocalarımız kendilerine göre bir oyuncuları belirliyorlar ama ne kriterle belirledikleri de belli değil hocam. Kendilerine göre belirliyorlar. Mini takımdan gelen hocalarımız da sadece onların ona sunduğu kalecileri biliyor doğal olarak. Aynen öyle. Biz bu sistemi yaratılabilirse zaten oraya gelen kaleciler dediğimiz gibi o kendi içlerinde havuzdaki en iyiler olur. Kime göre iyi? Yani biz burada, ben Ankara'da yaşıyorum mesela. Kendi ön elemeleri oluyor. Gidiyorum. Yani kaleci olacağız. Kalecilere odaklanıyorum. Bakıyorum. Hani oraya davet edilmemesi gereken kaleciler var mesela. Evet. Şimdi bunu kim tespit etti? Nasıl etti? Hangi kriterlere göre etti? İşte bunları bilmek için dediğinize katılıyorum. Eğer böyle bir yapı oluşursa dediğiniz gibi hani tesadüfe de bırakılmaz hocam. Kesinlikle. Hani, hocam şöyle bir örnek vereyim sana. Birini gördüm olmaz. O zaman zaten kent kaleci antrenörü o bulunduğu mevcut konumdaki bütün kalecileri kalecileri hakimdir zaten. Dolayısıyla evet. Da o zaten en doğruları sunar da. Yani tesadüfe falan kimse kaleci olmaz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim hocam sana. Benim genç milli takıma seçilme olayım. Muğla Spor'da oynuyorum. 13 yaşındayım. Ege Karması'na seçiliyorum. Tarih belirleniyor. O tarihte İzmir'de Atatürk Stadı'nın yanında bir nolu iki nolu sahalar var. Evet hocam. Bütün seçilen oyuncuların orada elemeleri yapılacak. Hocam 101 tane kaleci geldi. Tüm Ege bölgesinden 101 tane kaleci geldi. 4 kişiye düşürüldü. Karmalar sistemi iyiydi hocam. Doğru söylüyorsun. 4 kişiye düşürüldü. Sonra Lüleburgaz'a gidildi. 7 tane bölge geldi. 14 tane kaleci demek bu. Her bölgenin iki kalecisi var ve bütün kaleciler oynuyor. Ve ben orada milli takıma seçildim, genç milli takıma. 3 tane kaleci seçildi genç milli takıma. Ve sonra genç milli takımda oynamaya devam ettim. Ben oynamaya devam ederken bu karmalara gelememiş, hastalığı, sakatlığı olan, sonradan dahil olanlar için ayrı seçmeler yapılıp tekrar yeni oyuncular ve kaleciler de geldi milli takıma. Gözden kimse kaçmadı. Oradan çıkan kalecilerden bir tanesi benim. Oradan çıkan kalecilerden bir tanesi Metin Aktaş. Yani somut örnek. Direkt yakalıyorsun. Ama hiçbir tarama yapmazsan, bölgeleri çalıştırmazsan, kullanmazsan, federasyonda bile departmanın yoksa, o zaman kulüplere zaten kızamıyorsun. Niye o zaman kaleci antrenörleri var? Niye biz varız? Biz çalışmak için varız. Biz iş yapmak için varız. Ama bizim sorunlarımız var. Sorunlarımızın çözülmesi lazım. Ve doğru şekilde görevlerde olmamız lazım. Ya bu çok önemli. O kadar güzel konulara değindik ki. Hocam tabii bu arada unuttuğumuz, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani unuttuğumuz işte bu kulüp altyapıları, kaleci departmanları ve milli takım kaleci departmanı çok önemliydi benim için. Ve kulüp ve milli takımlarda oyuncu yetiştirmeye ve geliştirmeye dayalı projeler. Bunlara bütçe ayrılması çok önemli. Mesela ben bunu geçen günlerde Beşiktaş'la ilgili bir kardeşimizle de bir canlı yayın yaptık. O da kulüple ilgili, altyapıyla oyuncu yetiştirmeyle ilgili bir soru sormuştu. Ben şunu söyledim. 3 milyon euro bir oyuncuya vermese Beşiktaş kulübü, bu parayı altyapıya aktarsa ne kaybeder?
Saha yap. Altyapı tesisi yap. 3 milyon euro, 3 milyon euro dediğimiz para 30 milyon lira aşağı yukarı. Ve bir oyuncuya veriyorsun bu parayı. Milli takım oluyor hocam. Milli takım. Bildiğim kadarıyla federasyonumuzun bütçesi bayağı geniş bir bütçe. Bununla ilgili kulüplerle ilgili bir ortak çalışma yürütemez mi? Ben olmasın hocam. Yani aklınızda yani birazcık olsa. İş şu. Yukarıdaki insanların biraz bu tavsiyelere gönüllü olmaları lazım. Aynen. Bunu seçmeleri lazım. Projeler oluşturmaları lazım. Rusya'nın bir olimpik takımı var. Futbol anlamında konuşmuyorum. Genel olimpiyatlara katılan bir takımı var. Bir proje takımıdır. 5 yaşından beri hepsi yetiştirilmiştir. Alman milli takımı, İspanyol milli takımı proje takımıdır. Futbol takımları 7 yaşında, 8 yaşından beri o çocuklar birlikte antrenman yapmıştır. Çin dediğimiz küçük ülke, küçük boylu dediğimiz ülkenin voleybol takımları dünya şampiyonu oluyor. Hep proje takımları. Biz niye 87-88 milyonluk ülkeyiz biz ya? Biz niye yapamayalım bunu? Bizim ülkemiz neden dünya üçüncüsü olduk? Evet, bir kere olduk. Niye her sene, her dünya kupasında niye biz ilk üçte olmayalım? Her Avrupa şampiyonasını niye biz kazanmayalım? Aynen. Bu sistemli çalışma ve planlama konusunda büyük sıkıntı. İşte projeler çok önemli. Doğru projeleri yaratmak çok önemli. Evet, mutlaka bir bütçe ayrılması gereken konular, paraya ihtiyaç var. Doğru. Ama zaten bu para var. Bahsettiğim gibi bir prim verilmez. Bir prim ya. Bir prim verilmez. Bir proje yapılır. Yani biz oyuncu yetiştirmek istiyorsak en yukarıdan en aşağıya kadar bütün her şeyi ele alıp çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Bence benim fikrim bu. Hocam çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak o zaman şunu sorayım hocam. Siz de gruplarımızı takip ediyorsunuz. Yeni kanalımız işte faaliyete geçirdik. Kaleci Antunes'ini geliştirmek adına elimizden geldiği kadar ulaş veriyoruz. Hem kaleci dostlarına, hem kalecilere, hem kaleci antrenörlerine mesajınız var mı? Son olarak onu anlatalım hocam. Kaleciliği çok seven kaleci kardeşlerime mesajım çok çok fazla çalışmaya ihtiyaçları olduğu ve çok çalışmalara gerektiği. Turgay Şeren'in bir lafı vardı. Kaleci maçta değil antrenmanda yorulur diye. O söylerdi bunu. Benim küçüklüğüm o zaman işte Beşiktaş'a ilk geldiğim zaman ben hep küçüklüğüm diyorum. Zaman zaman karşılaştığımız zaman bunu söylerdi. Kaleci antrenmanda yorulur. Maçta kafası yorulur. Bu doğru. Oyun okuma, yönlendirme, yönetme kafası yorulur. Ama en çok fiziksel anlamda antrenmanda yorulur. Kaleci kardeşlerimin çok çalışması gerekiyor. Biz kaleci antrenörleri de onlardan daha fazla çalışıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ve geliştirmeyi süreklilik haline getirip bu gelişime devam etmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra zaten başarı kendiliğinden gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam biz de kaleciler dünyası olarak size katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki programımıza geldiniz, renk attınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet hocam. Her şey çok güzeldi, harika bir sohbetti. Teşekkürler.